2013 Aralık ayında New York'ta yaşayan Michael McNeil Facebook profiline "Eğer bir patlamayla dışarı çıkacaksanız bunu 25 galon gaz ve 40 libre propan ile yapabilirsiniz" şeklinde bir başlık ile propan tankları ve gaz kutuları olan evinin garajında çektiği bu fotoğrafı yüklemişti. Daha sonra arkadaşlarının endişeli soruları üzerine kış için yakıt rezervi yaptığını söyleyerek o an endişeleri giderdi. Ancak birkaç ay sonra bir gecesi Michael'ın garajı Michael içindeyken aniden patlayarak alevler içinde kaldı. Tamamen yanan garajdan Michael'ın kömürleşmiş cesedinin tespit edilmesi bir hafta sürdü. Olaydan sonra yapılan soruşturmalarda Michael'ın o gün sarhoş olduğu ve eşiyle tartıştığı öğrenildiği için garajını patlatarak intihar ettiği düşünülmektedir. Aralık 2014 günü Filipinli denizci Alexis Piala Bacal'la bulunduğu kargo gemisini çekerek Facebook'tan bu fotoğrafı yayınlamıştı. Ertesi sabah 10.44'te Facebook'tan durumunu güncelleyerek baş döndürücü dalgalar yüzünden uykusuz olduğunu, akşamdan kalma olduğunu ve deniz tutmuş olduğunu yazdı. Bir arkadaşı Bacal'la'ya yerini sorduğunda ise son mesajını atarak "Rüzgar bize doğru geliyor, Vietnam, kapatın" yazdı. Daha sonra ise Malezya'dan Çin'e giden Balk Jüpiter adlı kargo gemisinin Vietnam'dan 155 deniz mili uzaklıkta imdat çağrısı gönderdiği ve o civarda battığı öğrenildi. Geminin enkazına ulaşılarak Alexis Bacal'la da dahil olmak üzere 19 kişilik mürettebatın 18'inin öldüğü tespit edildi. ...24 Nisan 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Courtney N. Sanford arabasıyla Kuzey Carolina'ya gidiyordu. Arabada Pharrell Williams'ın Happy adlı şarkısını dinlerken bir selfie çekerek Facebook profiline yüklemiş ve "Mutlu bir şarkı beni mutlu ediyor" başlığını atmıştı. Fotoğrafı yükledikten sadece birkaç saniye sonra arabanın kontrolünü kaybetti ve bir kamyonla kafa kafaya çarpışarak trajik bir kaza geçirdi. Yoldan geçen bir başka sürücünün yaptığı çağrı üzerine yerel polis, çağrıdan bir dakika sonra kaza yerine geldi. Ancak 32 yaşındaki Sanford hayatını çoktan kaybetmişti. Sanford'ın telefonunu incelediklerinde direksiyon başında sık sık selfie çektiğini belirleyen yetkililer kaza nedenini buna bağlamışlardır. Kedi yaşındaki ünlü modacı Lawrence Scott'ın Facebook hesabından bir ağaca bağlı içi boş elbiseler olan bu fotoğraf yüklendi ve fotoğrafa ürkütücü şeklinde bir başlık atılarak durumu güncellendi. Fotoğraf yayınlanınca Scott'ın arkadaşları, fanları ve moda tasarımcıları şok oldular. Çünkü Scott sadece birkaç saat önce asistanına mesaj atarak gelmesini söylemiş ve asistanı tarafından New York'taki dairesinde asılmış bir halde ölü bulunmuştu. Scott'ın son zamanlarda işinin kötü gittiği ve firmasının batmak üzere olduğu için intihar ettiği düşünülmektedir. Facebook hesabından yayınlanan fotoğrafın ise daha önceden programlanarak otomatik olarak atıldığı tahmin edilse de net olarak bir sonuca ulaşılamamıştır. ...17 Temmuz 2014'te Korpen adındaki Hollanda uyruklu bir yolcu Malezya Hava Yolları'nın MH17 sefer sayılı Amsterdam Kuala Lumpur uçağına binmeden önce bu fotoğrafı yükledi ve Malezya Hava Yolları'nın 5 ay öncesinde 239 yolcusuyla birlikte kaybolan MH370 sefer sayılı uçağına gönderme yaparak fotoğrafın üstüne "Eğer uçak kaybolacak olursa bakın böyle gözüküyor" mesajını yazdı. Uçağın kalkışından 4 saat sonra Ukrayna Havacılık İdaresi, Rusya-Ukrayna sınırına yakın bir bölgede 10.000 metre yükseklikte uçakla iletişimin kesildiğini bildirdi. Bir süre sonra düştüğü öğrenilen ve Buk füzesiyle vurulduğu düşünülen uçağın kısa bir süre sonra Ukrayna ve Rusya'nın çatıştığı Donetsk'te 15 kilometrelik alana yayılmış enkazına ve hayatını kaybeden 298 kişiye ulaşıldı. Olaydan sonra ise akıllarda Korpen'in uçağa binmeden önce olacakları hissetmiş gibi gönderdiği bu son Facebook mesajı ve fotoğrafı kaldı.